Öncelikle Santos hocama ve ekibine hem Beşiktaş camiası olarak hem de kendi adıma teşekkür ederim. Belli bir süre geçirdik. Tabii ki kulübümüz böyle bir karar verdi. Ona yolunun açık olmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum. Maça gelirsek Ankaragücü oyun oynamak istedi. Geri çekilmedi. Onlarla beraber o yüzden maçın mücadelesi ve iyi geçti. Şöyle söyleyeyim, biz İlk etapta Ankaragücü kendi sahasında çok pas yapan, ligde en çok pas yapan takımlardan biri. Biz de şöyle söyledik, arkadaşlarımızı öne çıkalım, önde oynayalım. Önde oynarsak, baskı yaparsak, ön tarafta pas yapmalarına izin vermezsek daha iyi olacağına kanaat getirdik. Ve gole kadar baskı yapmak istedik. Baskı da yer yer iyi oldu, yer yer olmadı. Ama neticesinde baskının sonucunda golü bulduktan sonra da doğru geçiş oyunlarını oynadık. Yani benim bugünkü en önemli şey arkadaşlık, mücadele ve takım birlikteliğini net sahaya yansıttığımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonra da bütün maçlarda bu mücadeleyi arkadaşlarımızdan görürüz. Çünkü onlar en çok bu 5 maçtan sonra en çok üzülen taraf ve onlar Beşiktaş formasına layık olmaya çalışan arkadaşlarımız. Hepsini tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Çok teşekkür ediyorum hepsine. İnşallah kupa maçımız daha da zor olacak. Yine Ankaragücü maçı zor olacak ve oraya iyi bir şekilde hazırlanıp gitmek istiyoruz. Ya dediğim gibi bütün futbolcu arkadaşlarımızla beraber hep beraber bir karar aldık. Onlarla hepsinin en çok üzülen taraf olduğunu söylemiştim. Bu 5 maç sonunda psikolojik olarak hem taraftarımızın hem de bizim camiamızın buna ihtiyacı vardı. Dediğim gibi hepsi çok iyi mücadele etti ve sadece şunu söyleyebilirim. Ben onlara şunu söyledim. Beşiktaş forması çok büyüktür. Bu formayı burada giyiyorlarsa onlar da bunu hak ettikleri için giyiyorlardır. Bu yüzden o formanın hakkını sahada verdiklerine inanıyorum bugün. Hepsine yine teşekkür ediyorum. Yani sadece birlik, beraberlik ve mücadele istedik onlardan. Onlara da teşekkür ederim, hepsini verdiler. Ya inanın ben 18 yaşında 19 yaşında Beşiktaş formasını ilk giydiğim maçı hiç unutmam. Adana Demirspor maçı. Orada maça çıkanlara tüylerim diken dikendi. Aynı şeyi şimdi bugün de yaşadım. Daha önceki 3 maçta da yaşadım. Yani anlatılacak bir duygu değil. Beşiktaş'ın her zaman biz dediğimiz gibi A takım izleme departmanında altyapılarda çalıştım. Görev nerede verilirse her zaman çalışırız. Çünkü biz Beşiktaş'a hizmet etmek için buradayız. Beşiktaş camiasının içinden biriyiz. Benim gibi altyapıda da böyle arkadaşlarımız hepimiz hep beraber inşallah daha uzun süreler Beşiktaş'a hizmet edeceğiz. Tek hedefimiz bu. Dediğim gibi kupa maçı bizim camiamızın odaklandığı bir durum. Bu kupayı maçında Ankaragücü maçı buradaki lig maçından daha zor olacağını söylemiştim. Tabii ki bugünkü maçtan sonra ilk hedefimiz hemen ona hazırlanmak. Analizlerimizi yapacağız ve oyuncularımızla konuşacağız. En iyi nasıl hazırlanırsak maça o şekilde çıkacağız. Yani bugün öyle bir seçim yaptık. Dediğimiz gibi önde oynamak istedik. Moleka'da santrafor olarak orada topu tutmamızı sağladı bugün. Hem topu tutmamızı hem de ataklarda bugün örneğin Muçi'yi de biraz daha önde oynattık. O Muçi'nin defans arkası koşularını da istedik. Daha önde top almasını istedik. O yüzden Moleka'yı da tercih etmemin sebeplerinden biri önde oynamak istediğimiz için bugün öyle bir karar verdik. Ama bunu Aboubakar'la da Cenk'le de oynayabiliriz. Problem değil. Yani yeter ki oradaki futbolcuların hepsinin maç içindeki isteği. Bugün öyle bir tercih ettik. Şöyle Demir Ege ile ben altyapıdan belki 6-7 seneden beri fazla çalışıyoruz. Altyapıda tanıdığım bir oyuncu. Onun uzun süredir bu aralar maç oynamadı. Ama Ege Beşiktaş'a bence her geçen gün çok büyük bir sakatlıktan çıktığını da biliyorsunuzdur. Geçen seneye kadar bir sene falan top oynamadı. Bu yüzden yavaş yavaş Ege'nin bu takımda süre alacağını ve daha fazla oynayacağını hep beraber görürüz inşallah. Tabii ki o fiziksel durumunu da yavaş yavaş değerlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Bugün bir de maçtan önce bir olay yaşadık. Buradan da Umut arkadaşımız için yine inşallah daha haber almadım ama saat 2 gibi Umut kadrodaydı. Terzi'nin bir sakatlığı vardı.
Ama tercihi tesisteydi. Biliyorsunuz Umut kadrodaydı. Ama Umut'un hanımının doğum süreci başladığı için bir anda izin vermek zorunda kaldık ve doğum süreci uzadı. Umut da doğumu biter bitmez veya doğuma girdikten sonra geleceğini söylemişti. İstiyordu, geri dönüp oynamak istiyordu. Umut dağına olmasına rağmen. Ama bir süreç biraz uzadı, biraz sıkıntılı bir süreç vardı. İnşallah şimdi haber alacağız. Yeni bir Beşiktaş ailesine yeni bir üye inşallah sağlıklı şekilde gelir. O yüzden terziyi kendisi bana geldi ve dedi ki ben hocam ağrılarım var ama biraz ağrıları vardı. Ona rağmen ben oynamak istiyorum. Oynayabilirim dedi. Terziyi de öyle oynattık. Yani terzi biliyorsunuz kadromuzda, kamp kadromuzda yoktu. Hem terziye hem Umut'a buradan teşekkür ediyorum.